YouTube'da sizin için yapmış olduğumuz videolar için bize teşekkür etmek isterseniz aşağıdaki beğeni tıklamanız yeterli arkadaşlar. Elimden geldiğince dünyanın en zor dillerini size teker teker öğretmeye devam edeceğim. Şimdi yeni dersimize başlıyoruz. Güzel yurdumun güzel insanı. Bugün size ne öğreteceğim? Telaffuzu dünyadaki en zor dillerden bir tanesi olan lehçe öğreteceğim. Böylelikle size öğrettiğim dil sayısı 9'a çıkacak. Yakında Hollandaca ile beraber dil sayımızı 10'a çıkartacağız ve bunu 35'e kadar götüreceğiz. Peki neden lehçeyi öğretiyoruz? Çünkü Polonya'da birçok Türk vatandaşı var. Aynı zamanda Polonya'ya eğitime giden birçok Türk gencimiz var ve bunlar Polonya'ya gittikleri halde lehçeyi öğrenemiyorlar ve orada insanlarla iletişim kurarken büyük zorluklar yaşıyorlar. Şimdi Polonya'da da herkes İngilizce bilmediğinden dolayı günlük hayatta zorluk yaşıyorsunuz. Lehçe de zor bir dil olduğundan dolayı öğrenmede zorluk yaşıyorsunuz. Peki neden zor? Ben her zaman şunu söylüyorum. Öğrenme tekniğiniz doğru olabilir ama elinizde doğru kaynak yoksa hiçbir dili kolay kolay öğrenemezsiniz. Ve Ferhat Yıldız olarak size bu doğru kaynağı şimdi vereceğim. Ve bugün hızlı bir şekilde lehçe öğrenmeye başlayacaksınız. Hazırsanız lehçe derslerimize başlıyoruz. Lehçe arkadaşlar Slav dillerinden bir tanesidir. Rusça'ya çok yakındır. Eğer Rusça biliyorsanız sizin de lehçe öğrenmeniz çok kolay olacaktır. Ama Rusça bilmiyorsanız o zaman lehçeye sıfırdan başlayacaksınız. Ve de ben size burada lehçenin püf noktalarını vermeye başlayacağım. Şimdi lehçede benim için en zor yerlerden bir tanesi nedir? Okuması. Dünya alfabelerini incelerken işte Fransızların, İngilizlerin, Almanların aşağı yukarı aynı alfabeyi kullanıyoruz biz de. Ama yazım sistemlerini incelerken Atatürk'ün bize getirmiş olduğu, hediye etmiş olduğu alfabe ve okuma sistemi arkadaşlar dünyadaki en iyi alfabe ve okuma sistemi bizde. Yani Türkiye'de. Atatürk o kadar büyük bir dehaymış ki bize böyle bir alfabe yaratmış ve biz okumada hiçbir zorluk çekmiyoruz. Düşünün ki Amerika'da, İngiltere'de spelling yani bir harfi, bir sözcüğü harf harf söyleme yarışması var. Ben ilk bunu duyduğumda işte ansiklopedi bunu harf harf söyle diyor. Ben ilk bunu duyduğumda şaşırdım. Yani bir ansiklopedi söyleyemiyor bu çocuklar ama o kadar farklı yazılıyor ki farklı yazılıyor ve farklı okunuyor ki çocukların sözcükleri harf harf söyleyebilmeleri bazen çok büyük bir olay oluyor. Burada ne öğreneceğiz? İlk başta lehçe okumayı öğreneceğiz. Şimdi getiriyorlar sizin önünüze bir alfabe koyuyorlar. Alfabe aşağı yukarı sizin bildiğiniz alfabe. Burada önemli olan kısım neresi? Sözcüklerin okunuşu farklı. İşte ben size burada sözcüklerin okunuşunu göstereceğim. Polonyalılarla konuşmalarımızda diyorum ki sizin alfabe yerine Kiril alfabesi kullansaymışsınız daha iyi olacakmış. Diyorlar ki neden? Hani biraz Ruslar da sevmiyorlar. Ama gerçekten de Kiril alfabesi kullansalarmış biz daha rahat edecekmişiz. Çünkü okuması daha kolay. Bir Ç sesini vermek için çok farklı kombinasyonlar var. Bir J sesini vermek için farklı kombinasyonlar var. Aynı zamanda Ş sesini vermek için farklı farklı kombinasyonlar var. Ve biz bunların hepsini öğrenmek zorundayız. O zaman ne yapalım? Harflerin burada bulunan farklı harflerin okunuşlarına bakalım. Buraya sizin için yazdım. J harfi arkadaşlar Y olarak okunuyor. Yani J şuradaki görmüş olduğunuz ya olarak okuyorsunuz. Y harfi bizdeki Y harfi I olarak okunuyor. Yani şuradaki görmüş olduğunuz T I sesini veriyor. Ç sesi arkadaşlar Ç harfi gördüğünüz gibi bizde altta onlarda üstte. Yani aşağıya biz bir çentik atmışız onlar üstte bir çentik atmışlar. Ama aynı zamanda C'nin yanına I geldiği zaman G olarak değil Çi olarak okunuyor. CZ yan yana geldiği zaman Z harfi C'nin yanına geldiği zaman gene Ç olarak okunuyor. C ve H harfleri yan yana geldiği zaman H olarak okunuyor. Burada C'yi buraya niye yazmışlar ben de bilmiyorum. Soruyorum kendileri de bilmiyor.
Ş harfi biz aşağıya koymuşuz, onlar üste koymuşlar. Ama aynı zamanda S, Z harfi yan yana geldiği zaman Ş sesini veriyor. Burada unutmayın arkadaşlar, Z, C'nin yanına geldiği zaman Ç, S'nin yanına geldiği zaman Ş sesi veriyor. J sesi, bizim bildiğimiz Z harfi üstüne bir çentik. Gene R ve Z harfleri yan yana geldiğinde J olarak okuyorsunuz. D, Z harfleri yan yana geldiğinde C olarak okuyorsunuz. A harfinin altına şöyle bir ne diyelim ona, bir kuyruk yapıyorsunuz. O zaman onun okunuşu biraz da burundan çıkar gibi 10. Yani 10 deyin, bizim harf olarak 9, 10. Oradaki 10 gibi ama biraz daha burundan çıkıyor. 10 diye. Aynı zamanda E, gene altında bir kuyruk var. Kuyruklu E de N diyelim biz ona. Bir tanesi 10, bir tanesi N ama buradaki biraz N. O da biraz burundan gibi çıkıyor. Yani ilk başta bunu telaffuz edemezseniz çok fazla kendinize dert etmeyin. Unutmayın. Zamanla telaffuzlar hepsi yerine oturacaktır. Şimdi L harfi olarak gördüğünüz bir şey var. Mesela benim eşimin ismi Malgorzata yazılıyor. Yazayım. Malgorzata. Şimdi yazılışı şöyle. Şurada böyle bir harf var. Tabii bu harf bizim alfabemizde yok. Olmadığı için resmi yazışmalarda buna nasıl yazılır? Malgorzata. Peki bu normalde Polonyalılar bunu nasıl okuyorlar? Bu onun okunuşu V. V. Malgorzata. R ve Z, J oluyordu. Malgorzata. Bunun okunuşu arkadaşlar Malgorzata. Türkiye'de eşimin ismi bu şekilde biz düz okuduğumuz için ne olarak okuyorlar? Malgorzata. Allah'tan Polonyalıların, Rusların isimlerin kısa ve hoş söyleniş biçimleri var da o sebepten dolayı burada fazla bir zorluk yaşamıyoruz. Şimdi burada olan harflerin okunuş şeklini öğrendik. O zaman ne yapacağız? Konuşmaya başlayacağız. Lehçede diğer Slav dillerinde olduğu gibi isim erkek, dişi ve orta cins olarak üçe ayrılıyor. Ve kelimelerin sonlarına göre bir ismin dişi, erkek ya da orta cins olduğunu birbirinden ayırt edebiliyorsunuz. Rusça'da neydi? Sonu A ve Y ile bitenler dişi isimlerdi. Lehçede de aynı şekilde arkadaşlar. Sonu A ve Y ile bitenler dişi isimler. Ne bu? Eşim ismi neydi? Malgorzata. Sonu A ile bitiyor. Dişi isim. Natalia. Sonu neyle bitiyor? Y ile bitiyor. O zaman nedir? Bu bir dişi isimdir. Erkek isimler var. Peki erkek isimler nasıl bitiyor? Sonu ı ve sessiz harfle bitenler de erkek isimler. Bunun arasında, bunun dışında istisnalar da var. Ama şimdilik siz istisnalara kafayı yormayın. Peki orta cins dediğimiz isimler nasıl bitiyor? Genelde orta cinste o ve e ile biten isimler oluyor. Peki mesela o mo. Bu ne oluyor? Orta cins o oluyor. Sonu neyle bitmiş? O ile bitmiş. Buna dikkat edin. Şimdi biz burada ne yapmayı öğreneceğiz? Yavaş yavaş cümle kurmayı öğreneceğiz. Bütün Avrupa dillerinde to be olmak fiili, sein ya da être Fransızcası bütün Avrupa dillerinde vardır. Rusça'da olmak fiilinin şimdiki zaman kullanışı ortadan kalkmıştır. Ama geçmiş zaman ve gelecek zaman olarak halen daha kullanılmaktadır. Lehçede şimdiki zamanda da kullanıyorlar. Bunu unutmayın. Şimdi lehçede olmak fiilini şimdiki zamanda çekelim. Nasıl çekeceğiz? Ya ben demek, tı sen demek, on, o demek erkekler için, ona, o demek kadınlar için, ono, o orta cins için, mı, biz demek, vı, siz demek, oni, onlar demek. Aşağı yukarı Rusça'nın aynısı. Peki olmak fiilini çekelim. Bıç fiilin mastar hali. Ya jestem. Ben nokta noktayım. Ty jesteś. Sen nokta noktasın. On jest. O nokta nokta. Ona jest. O nokta noktadır. Ono jest. O nokta noktadır. My.
Yesteşmi biz nokta noktayız ve yesteşçiye siz nokta noktasınız. Oni son, bakın dikkat edin, burada a var kuyruklu. Oni son, onlar nokta noktadırlar. Polonya'da bir seminer vereceğim ve ben daha hiç lehçe bilmiyorum. Dedim ki seminere İngilizce vereceğim çoğunluğunu ama en azından Polonyalıların karşısına çıkıyorsunuz. Bir şeyler söylemek istedim. Bu arada Polonyalıların bizim İstiklal Marşımız gibi bir dörtlüğü var. Burada bu dörtlüğü okumaya başladım, ezberliyorum. O sırada Kto ty jesteś diyor. Kto ty jesteś. Kto ty jesteś anlamı sen kimsin? Kendi kendime tekrarlıyorum. Kto ty jesteś, kto ty jesteś, kto ty jesteś derken önümden bir hanımefendi geçiyor. Ben de o sırada kendi kendime tekrarlıyorum. Kto ty jesteś? Döndü baktı. Ja jestem Kasia. A ty kto ty jesteś? Ben dedi Kasia. Ja jestem Kasia. Ben Kasia. A ty kto jesteś? Ben de kaldım. Çünkü ona söylememiştim ama Kasia döndü. O da bana sordu. Ja jestem Ferhat. Dedim ben Ferhat. Tanıştık. Tabii muhabbetin gerisini lehçe devam edemedik. Çünkü ben daha yeni lehçe öğrenmeye başlamıştım. Ama dörtlüğümüz şuydu. Polonyalılarla karşılaştınız. Bu dörtlüğü okuyabilirseniz karşılarında arkadaşlar büyük puan kazanırsınız. Sizin için okuyorum. Halen daha unutmadım. Orada ezberlemiş olduğum bu dörtlüğü. Kto ty jesteś? Sen kimsin? Polak mały. Ben küçük bir Polak'ım. Jaki znak ty wój? Senin işaretin, sembolün ne? Orzew biały. Beyaz kartal. Orzew kartal, biały beyaz. Jaki znak ty wój? Znak, sembol. Twój, senin. Jak, hangisi? Burada sen kimsin? Küçük bir Polak. Senin sembolün ne? Beyaz kartal. Tabii bunun gerisi de geliyor. Ben bunu okumaya başladım. Kto ty jesteś dedim. Polonyalılar, bütün salon 100 kişi falan vardı. Onlar benimle beraber, yani nasıl İstiklal Marşı'nın dörtlük olarak okuyorsak, onlar da benimle beraber okumaya başladı. Sonra alkışlar arasında bitirdik. Çok da güzeldi. Şimdi biz ne yapacağız? Burada lehçe konuşmaya başlayacağız. Kto ty jesteś? Sen kimsin? Ja jestem Ferhat. Ben Ferhat'ım. Kto on jest? O kim? On jest Ahmet. O Ahmet'tir. Kto ona jest? O kim? Kadınlar için söylüyoruz. Ona jest Kasia. O Kasia'dır. Kto my jesteś mi? Biz kimiz? My jesteś mi? Ferhat i Kasia. Biz Ferhat ve Kasia'yız. Kto wy jesteście? Siz kimsiniz? Wy jesteście Ahmet i Kasia. Siz Ahmet ve Kasia'sınız. Kto oni son? Onlar kim? Oni son. Ahmet i Kasia. Onlar Ahmet ve Kasia'dır. Buradaki i ve anlamına geliyor. Şimdi sıfatlarımızı yazdım buraya. Şimdi buradaki sıfatlarımızla yavaş yavaş cümle yapmaya başlayacağız. O zaman yapalım. Sıfatları erkek halini yazdım. Bunları dişi hale getirmek için ne yapmanız lazım? Sondaki arkadaşlar buradaki şu y, ı harfi yerine a koyarsanız, bunun yerine a koyarsanız bu ne olur? Bu sıfat dişi olur. Intelligent ne? Bu erkek. Ya jestem intelligent ne? Ben zekiyim, akıllıyım. Eğer dişi ise, kadınsa ya jestem intelligent na diyeceksiniz. Buraya kadar anlaşıldı değil mi? O zaman yapalım. Ya jestem intelligent ne? Ben zekiyim. Bunu soru nasıl yapacaksınız? Başına çı getiriyorsunuz. Çı. Normal cümle başına çı. Çı ya jestem intelligentni? Ben zeki miyim? Olumsuz nasıl yapıyorsunuz? Ya niye jestem intelligentni? Rusça'da da biliyorsunuz aynı şekilde yapılıyor. Lehçe'de de aynı şekilde yapılıyor. Niye? Ya niye jestem intelligentni? Ben zeki değilim. Ya jestem głodny. Ben açım. Çı ya jestem głodny. Ben aç mıyım? Ya niye jestem głodny? Ben aç değilim.
Ya Estem, ne var burada? E var, altında kuyruk var. Nasıl okuyacağız? CZ. Ya Estem, Zimien, Zimien, Çoğunu. Ya Estem, Zimien, Çoğunu. Ben yorgunum. Çı ya Estem, Zimien, Çoğunu. Ben yorgun muyum? Ya niye Estem, Zimien, Çoğunu? Ben yorgun değilim. Şimdi zor bir kelime daha geliyor. Gördüğünüz gibi burada neredeyse sesli harf yok gibi. Ama biz okuyacağız. S, Z, C, Z, E altında kuyruk. Ş, L, I, V, I. Okuyalım. Ya Estem, Ş, 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 Ş. Rusça'da bu dört karakterle belirtmiş oldukları ses tek bir harf. Şçı. Ş ve Ç. Ya Estem, Şçenş, Ş. Ya Estem, Şçenş, Liv. Bu arkadaşlar İ olarak geçiyor. Ya Estem, Şçenş, Liv. Ben mutluyum. Çı, ya Estem, Şçenş, Liv. Ben mutlu muyum? Ya niye Estem, Şçenş, Liv. Ben mutlu değilim. Bu kolay. Ya Estem, Smutny. Ben üzgünüm. Çı ya Estem, Smutny. Ben üzgün müyüm? Ya niye Estem, Smutny. Ben üzgün değilim. Nasıl okunuz? Zı nu jonu. Ya Estem, znu jonu. Ben sıkıldım. Çı ya Estem, znu jonu. Ben sıkıldım mı? Ya niye Estem, znu jonu. Ben sıkılmadım. Bunu sadece erkekler için kullanabiliyorsunuz. Unutmayın, bunun dişi hali yok. Ya Estem, pijis toyni. Ben yakışıklıyım. Çı ya Estem, pijis toyni. Ben yakışıklı mıyım? Ya niye Estem, pijis toyni. Ben yakışıklı değilim. Bunu da güzel demek. Erkekler için de kullanabiliyorsunuz, kadınlar için de. Ama genelde kadınlar için kullanılır. Ya Estem, piękne. Ben güzelim. Erkek güzel diyelim buna. Çı ya Estem, piękne. Ben güzel miyim? Ya niye Estem, piękne. Ben güzel değilim. Ama dediğim gibi bu kadınlar için kullanılır da genelde. Okuyoruz. Ya Estem, atraksyjny. Ben çekiciyim. Çı ya Estem, atraksyjny. Ben çekici miyim? Ya niye Estem, atraksyjny? Ben çekici değilim. Ya Estem, piyano. Ben sarhoşum. Çı ya Estem, piyano. Ben sarhoş muyum? Ya niye Estem, piyano. Ben sarhoş değilim. Ya Estem, R ve Z harfleri var. Dikkat edin. Buradaki Z'nin de üstünde çizgi var. Okuyoruz. Ya Estem, tijesh v. Tijesh v. Ya Estem, tijesh v. Ben ayığım. Çı ya Estem, tijesh v. Ben ayık mıyım? Ya niye Estem, tijesh v. Ben ayık değilim. Devam edelim. Ya Estem, zan yön zon. Bir daha okuyoruz. Ya Estem, zon yön te. Ben meşgulüm. Çı ya Estem, zan yön te. Ben meşgul müyüm? Ya niye Estem, zon yön te. Ben meşgul değilim. Okuyoruz. Ya Estem, dos. En olarak okuyorsunuz, unutmayın. Ya Estem, dos temp ne. Ben müsaitim. Çı ya Estem, dos temp ne. Ben müsait miyim? Ya niye Estem, dos temp ne. Ben müsait değilim. Ya Estem, zdrowy. Zdrowy. Ben sağlıklıyım. Çı ya Estem, zdrowy. Ben sağlıklı mıyım? Ya niye Estem, zdrowy. Ben sağlıklı değilim. C ve H harfleri var. H olarak okuyorsunuz. Ya Estem, chory. Ben hastayım. Çı ya Estem, chory. Ben hasta mıyım? Ya niye Estem, chory. Ben hasta değilim. Ya Estem, çerp.
C ve İ çırp livi. Ben sabırlıyım. Çi ya estem çırp livi. Ben sabırlı mıyım? Ya ni estem çırp livi. Ben sabırlı değilim. Ya estem svotki. Ben çok şekerim, çok tatlıyım. Çi ya estem svotki. Ben şeker miyim? Ya ni estem svotki. Ben şeker değilim. Ya estem zakohane. Ben aşığım, aşığım. Çi ya estem zakohane. Ben aşık mıyım? Ya ni estem zakohane. Ben aşık değilim. Ya estem loyalne. Ben sadığım. Çi ya estem loyalne. Ben sadık mıyım? Ya ni estem loyalne. Ben sadık değilim. Burada zor bir kelime daha var. Ya estem rozvedjone. Ben boşanmışım. Çi ya estem rozvedjone. Ben rozvedjone. Ben boşanmış mıyım? Ya ni estem rozvedjone. Ben boşanmış değilim. Ya estem jonatı. Bu erkekler için. Ben evliyim. Eğer kadınsa ona jest zamyozhna. O evli kadın. Yani onun kocası var demek istiyor. Ya estem volne. Ben bekarım. Çi ya estem volne. Ben bekar mıyım? Ya ni estem volne. Ben bekar değilim. Ya estem stary. Ben yaşlıyım. Çi ya estem stary. Ben yaşlı mıyım? Ya ni estem stary. Ben yaşlı değilim. Bunları şimdi ne yapalım? Bir de t ile yapalım. Ama karşımızdaki bu sefer ne olsun? Bir kadın olsun. Yani t ile karşımızda eğer bir kadın varsa o zaman ne yapıyoruz? Sıfatların dişi halini kullanıyoruz. Ama t'da kafanız karışabilir. O zaman ne yapalım? Ona ile devam edelim. O. Bir kadın var karşımızda. Ona yes intelligentna. O zekidir. Çi ona yes intelligentna. O zeki midir? Ona niye yes intelligentna? O zeki değildir. Ona yes gvodna. O aç. Ona yes gvodna. O açtır. Çi ona yes gvodna. O aç mıdır? Ona niye yes gvodna? O aç değildir. Ona yes zmien çona. O yorgundur. Çi ona yes zmien çona. O yorgun mudur? Ona niye yes zmien çona? O yorgun değildir. Ona yes şensliva. O mutludur. Çi ona yes şensliva. O mutlu mudur? Ona niye yes şensliva? O mutlu değildir. Ona yes smutna. O üzgündür. Çi ona yes smutna. O üzgün müdür? Ona niye yes smutna? O üzgün değildir. Bunu bayanlarda söylemiyoruz. Ona yes piękna. O güzeldir. Çi ona yes piękna. O güzel midir? Ona niye yes piękna? O güzel değildir. Ona yes attrakcyjna. O çekicidir. Çi ona yes attrakcyjna. O çekici midir? Ona niye yes attrakcyjna? O çekici değildir. Ona yes piana. O sarhoştur. Çi ona yes piana. O sarhoş mudur? Ona niye yes piana? O sarhoş değildir. Ona yes tjeshva. O ayıktır. Çi ona yes tjeshva. O ayık mıdır? Ona niye yes tjeshva? O ayık değildir. Ona yes zonyonta. O meşguldür. Çi ona yes zonyonta. O meşgul müdür? Ona niye yes zonyonta? O meşgul değildir. Ona yes dostempna. O müsaittir. Çi ona yes dostempna. O müsait midir? Ona niye yes dostempna? O müsait değildir. Ona yes zdrova. O sağlıklıdır. Çi ona yes zdrova. O sağlıklı mıdır? Ona niye yes zdrova? O sağlıklı değildir. Ona yes hora. O hastadır. Çi ona yes hora. O hasta mıdır? Ona niye yes hora? O hasta değildir. Ona yes çerpliva. O sabırlıdır. Çi ona yes çerpliva. O sabırlı mıdır? Ona niye yes çerpliva? O sabırlı değildir. Ona yes vodka. O çok, o şekerdir. Çi ona yes vodka. O şeker midir? Ona niye yes vodka? O şeker değildir. Şimdi burada erkek halinde sıfatın gördüğünüz gibi sonunda i var.
Ben büyük harfte i'lerdeki noktayı kaldırıyorlar. Gördüğünüz gibi i var. Peki genelde ı varken neden burada i var? Belki bu aklınıza gelmiştir. Onu çok basit bir şekilde açıklayayım. Bazı harflerde sonu K gibi harflerle biten kısımlarda sondaki harf i olarak değişiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Burada bazı kurallar var. Bu detayları lehçe kitabımız çıktığında hepinize ayrıntılı bir şekilde öğreteceğim. Ona jest zakohana, o aşıktır. Çı ona jest zakohana, o aşık mıdır? Ona niye jest zakohana, o aşık değildir. Ona jest lojalna, o sadıktır. Çı ona jest lojalna, o sadık mıdır? Ona niye jest lojalna, o sadık değildir. Ona jest rozwiedziona, o boşanmıştır. Çı ona jest rozwiedziona, o boşanmış mıdır? Ona niye jest rozwiedziona, o boşanmış değildir. Ona jest zamiojna, o evlidir. Çı ona jest zamiojna, o evli midir? Ona niye jest zamiojna, o evli değildir. Ona jest wolna, o bekardır. Çı ona jest wolna, o bekar mıdır? Ona niye jest wolna, o bekar değildir. Ona jest stara, o yaşlıdır. Çı ona jest stara, o yaşlı mıdır? Ona niye jest stara, o yaşlı değildir. Ve burada birinci lehçe dersimizin sonuna geldik. Bu dersten sonra size lehçe öğretmeye adım adım devam edeceğim. Dünyanın en zor dili gibi görünen lehçeyi sizin için en kolay hale getirip size öğreteceğim. Beni izlemeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.